Arkadaşlar gördüğünüz üzere domates soslu bir turşusu yapacağım acı biberle birlikte. Biliyorsunuz kısırların yanına çok güzel gidiyor. Eşim çok seviyor. Limon tuzum, turşu, salamura tuzluk, şey var, sirke. Burada biberim var. Görüldüğü üzere domateslerimi çekiyorum. Burada diğer turşuyu kurmak için salatalıklarımın tozu falan gitsin, tertemiz olsun diye böyle bastım buna. Biraz fasulye içine atacağım. Biber var ve acılarım var. Şunları da köyden getirmiştim. Onları da kuracağım. Şöyle domates sosumu böyle şişelere koyuyorum. Ben daha garanti oluyor. Ağızları sıkı turşularımı basıyorum. Yiyeceğim zaman da yoğurt kovaları var. Temiz yıkanmış. Onları da kullanıyorum. 4 kiloya yakın olacak domatesim. Göz kararı da biber koyacağım. Çok acı olmasını istemiyorum. Bazen çocuklar da yiyebiliyor. Ben işime gücüme koyulayım. Size karıştırırken sosunu mosunu onu da göstereyim. Arkadaşlar sosum için karabiber doğrayacağım. Elif Gökçen'in de ödevini yapıyor bu arada. Öğretmeni iyi dedi. Ama şımarıp da ödev yapmazsa kendisi bilir. Çok fazla dediğim gibi şey koymayacağım. Göster bakalım ödevini. Ama yere değdirmesin. Ben böyle doğruyorum. Bir de çok acı. Belki çocuklar yer. Domates sosunu eşim daha çok seviyor. İnşallah bu kez tutuyorum. Her yıl yapıyordum. Geçen yıl taşındığım için yapmadım. Şöyle başından ayıklayayım. Size durumu anlatayım. 36 saatlik açlık yapıyorum. Sinemeki mahvetti gerçekten. Zorlanıyorum. Hatta zorlanıyorum. Neredeyse bozacak gibi ettim. Oldum. Bir mide bulantısı, bir halsizlik. Neredeyse bayılıyordum yani o dereceydi. Hemen Elif Gökçen bayılır durumda yatak yerdeydim. Elif Gökçen bana şey getirdi, maden suyu. Sağ olsun evlat bugünler için. Şöyle üzerine koyacağım. Getirdi ondan sonra. Biraz uzandım, gözlerimi kapadım, dinlendim. Şu an çok iyiyim. Sağ olsun evladım. Ve ben okula gittik okula. Annem o Evet. yüzden yordu. Beni okuldan aldı, okulda bırakmıştı. Beni aldı. Evet, annesi onu aldı. Yarın okul var. 2 günlük okul var. Evet, kızım 2 günlük okula gidiyor ablaları. Yani yarın da gideceğim. Şöyle çekeyim bakayım. Vallahi size hızlı bir çekim yapmak istiyorum. Böyle telefon mağazası yeterli video çekmiyor. Onu da halledersem sizlere daha çok iş yaparken, yemek pişirirken 1 dakikaya sığacak kadar video çekmeyi düşünüyorum. Daha zevkli, eğlenceli olsun diye tamam diyet vlog yapıyoruz. Aslında yemi pişirme teknikleri de çok önemli. Ben elimden geldiği kadar dikkat ediyorum. Mesela bulgur haşlayarak, işte suyunu kaynatarak yapıyorum, kavurmuyorum dikkat ederseniz. Yemekleri doğruyorum, üzerine şeyleri koyuyorum. Malzemeleri işte baharatları koyup kavuruyorum. Ağır kısık ateşte işte. Bu tarz gibi arkadaşlar. Çok da bundan komiyeciyim. Kızlar var ya bir de acıyı seviyor aslında yiyemiyorlar ama böyle bazen acılar var. Böyle lüpür lüpür böyle salçanın acısı gibi. Şükür salçamı da kurtardım. Şöyle. Burası temiz zaten yıkadım. Bu köşe benim çekim köşesi. İyiyim şu an. Bayağı yürüyüş yaptım. Alışveriş yaptım. Gün bitti. Saat 2-3'e geliyordur inşallah. Gün bitiyor. Bunlar da sonuncusu olsun. Turşum ben de Anne sana kuracağım, bir şey. yapacağım. Kaç Elif Gökçe? 11'in arasında baktım. 11'in arasında olamaz. O uzun mu o? Diğeri ne hangisinin arasında? Bakayım. Şu kadar yeter. Domates yok ama karışık turşu yapacağım da daha çok basarım. Hatta kırmızı domatesten bile düşünüyorum. Bir bakayım. Aksaray yöresi yapıyor. Instagram'da baktım. Olmalıymış. Tam uzun olan o. Diğeri de 2 ya da 2'ye gelmeli saat. Yok yok. Üçün üstünde duruyor. Tamam. Sen doğru söylemişsin. Üçü var. Evet. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. Orada.
Ölçü için böyle bir su bardağı kullanıyorum. 5 kilo ya ölçüsü böyle arkadaşlar, bu 5 kilodan fazla. O yüzden böyle bir ölçü kullanıyorum. Sirke, tuz, limon tuzu. Limon tuzu daha az koyacağım ama. Sirkemi bu kadar koyuyorum arkadaşlar. Bakın. Ablalar Elif de ödevini gösteriyor ama şu kadar zeytinyağı çok az koy, yani şey bir az, bir parmak kadar şey yaptım. Bir parmak değil. Burada benim siyah çayımı göstereyim size. Siyah çayı seviyorum. Hemen şurada sizin gözünün önüne tuz koyacağım. Tuz. Ama arkadaşlar şey böyle tuz olmaz. Şu kadar da bir tat yemek kaşığı kadar da limon tuzunu aktarıyorum. Aslında bu kuru nane de giriyor. Bu 2 kiloluk bir şeye. Malzemesi aslında 2 kiloluk. Tuzda bir bardak düştü anne. 2 kiloluk ama ben 5 kilo ettiğim için su bardağı kullandım. Ben de fazlalaştırdım yani. 4 kilo domatesim, yalan söylemeyeyim arkadaşlar. Şöyle bir kalacak. Böyle git gel karışık yapacağım. Şöyle de. Hayır. Elif Gökçen de soruyor, salça mı yapayım? Salça yapmıyorum annem, turşu yapayım. Elif Gökçen de çok yerdi babasıyla birlikte. Şu an hatırlamıyorum. Git gel karıştıracağım, git gel karıştıracağım. Babamla birlikte çıkmıştık ama aslında babam ilk önce bizden sonra git ekmek almaya gitti. Yansıma yalansın. Biz de okula, bunu normalde de böyle şeylerde de yapılıyor yemeğin yanında. Biz de okula giderken İçine ne koydum? 4 kilo domates, gördüğünüz kadar yarım kilodan az biber, kıl biberi, bir baş sarımsak, rondodan çektim onu da. Şurada ezilmemiş, vay be. Neyse o da öyle kalsın, bir şey olmaz. Bir su bardağı şey koydum, sirke, bir su bardağı tuz, bir yemek kaşığı da limon tuzu kullandım. Gördüğünüz üzere şöyle bir çekeyim de resmini de çekeyim. Bunu tarifi olarak paylaşacağım. Bakalım güzel olacak mı? Sizinle paylaşacağım hepsini arkadaşlar. Bu da benim domates turşum. Böyle git gel karıştıracağım. Onları da size göstereceğim. 4 kilo domates arkadaşlar. Tekrar ve söyleyeyim. 4 kilo domates. Yarım kilodan yarım kilo kadar kıl biber. Bir su bardağı, şöyle ölçüsünü göstereyim. Zeytinyağı, bir su bardağı üzüm sirkesi, bir su bardağı tuz. Şöyle bir kaşık da, yemek kaşığı da limon tuzu kullandım. Malzemeleri bunlar. Bunu bidona koyana kadar git gel karıştıracağım. Belki malzeme sığmaz bidona. Sorun değil, sığmazsa bile... Fazlasında bir konserve kapağı alacağım. Böyle güzel güzel yaptım. Evet. Bunun nanelisini yapanlar var. Maydanozlusunu yapanlar var. Çeşit çeşit yöreye göre değişiyor ama ben bunu seviyorum. Burada da tuzumu, malzemelerimi göstereyim. Tekrar kullandıklarımı. Yani güzel bir turşu oldu inşallah. Ağız tadıyla Rabbim yemeği nasip etsin. Biberlerini doğru yaptık, ettik. Bu böyle serin yerdi. Kuru yerde, bunu karanlık bir yerde, serin bir yerde muhafaza edeceğiz. Ben bunu da buradan söyleyeyim, belki su taşabilir. İçine ben poşet koyacağım. Hatta bu bidonu kullanacağım, şöyle göstereyim size. Böyle bir 5 kiloluk kullanacağım. Bunu güzel bir şekilde şey yapacağım, ağzını kapatacağım. Şu köşede poşete sarıp hatta üzerine bir sofra bezle kapatıp bekletmeyi düşünüyorum. Bunu da buradan söyleyeyim. Ben şimdi bunu git gel karıştır yapacağım arkadaşlar. Diğer işlerime konuyulayım. Bidonum hazır arkadaşlar. Böyle bir şeyim var. Süt servisi. Onu bununla koyacağım çünkü huniyle olmaz. Hatta evde bir şeyiniz varsa bir peşişeniz. Bakalım gelecek mi? Deneyeceğim ama böyle. Yok arkadaşlar, beni zorlayacak. Ben yine en iyisi bir şey kırıp bulup gelip şişe. Şu şekil bu şişeye dolduracağız ama nasıl yapacağız onu bırakayım. Böyle bir yöntem buldum arkadaşlar. Siz de deneyebilirsiniz. Bu yöntemde gayet güzel, rahat giriyor.
Bunu 5 dakika içerisinde koyacağım. Kapladı içine koyuyorum. 10 numara giriyor yani. Şu an elim içinde olduğu için size çekemedim. Şöyle Elif Gökçen tutar mısın? Tutarım anne. Şöyle bir tut bakalım annem onu. Elimi görecek şekilde oynatma bakalım. Bir tane ablalara koyalım. Şöyle. Bu kadar da razı olacağım artık. Ben biraz daha bekleteceğim. Biraz üzerimize sıçrayayım. Şöyle çünkü şu boşluk yüzünden biraz üstüne. O kamerayı kapat anne. Nasıl yani? Şu işareti bakalım. Dur bir dakika. Hangi işaret acaba? Saatlerce beklettikten sonra arkadaşlar akşam... Tabii şu an çekim yaptığım için seviyorsam akşam ben şöyle sıkıca bunu kapatacağım ve işlem bitecek. Neden şimdi kapatmıyorum? Bunun asitik bir havası var. O asit hava gitsin, malzemeler bir araya karışsın diye. Turşumuz bir ay sonraya kadar hazır olur, hazırdır yani. Bunu da buradan söyleyeyim. 10 gün diyen de var, bir ay diyen de. Ben bir ay bekleteceğim, bunu da buradan söyleyeyim. Kırmızı biber turşumuzun tarifi de böyle.